Bu oyun bu kadar yüksek puan nasıl aldı inanın aklım almıyor. Öncelikle Star Wars Fallen Order ve Jedi Survivor'dan sonra Star Wars'a karşı olan ibum giderip birçok Star Wars içeriğini tükettim. Buna rağmen Outlaws'a karşı içinde hiç ama hiç sevgi oluşmadı. Tamam oyuna karşı büyük bir beklentim yoktu ama bu kadarını da beklemiyordum. Outlaws temel açıdan başarılı bir oyun. Buna rağmen oyunun en büyük sorunu yapımcı firması ve üst çatı firmanın genel oyun formülü. Outlaws'un yapımcısı Massive Entertainment cidden çok tuhaf bir firma. Ubisoft'un bu firmaya ismi kuvvetli hiç bir yapım vermemesi gerekiyor. Önce Avatar'da şimdi Star Wars Outlaws'ta sıçtılar. Ya bu firmanın yardımcı film olarak el değiştirmesi gerekiyor ya da kendilerine az bir oyun yapmaları gerekiyor. Ama böyle gitmeye devam ederlerse işleri bayağı zor. Outlaws ışın kılıcı kullanmadığımız, Star Wars evreninde blasterımız ile ödül avcılığı yaptığımız bir oyun. Bakınca Amy Henning'in çıkartmak istediği Star Wars 13.13'de de fazlasıyla benziyor. Outlaws'a bakınca firmanın resmen EA'den çocuk 13 -13 fikrini ceplediklerini hissediyorsunuz. Fakat şuna eminim ki gün yüzü görememiş Star Wars Onca üçün prototip bile muhtemelen alt daha eğlenceli olurdu. Tamam, belki biraz abarttım ama ürün ortada. Outlaws'un en büyük sorunu bir Ubisoft oyunu olması. Açık dünya, yan görevler, gereksiz uzatan ana görev, ruhsuz karakterler vesaire derken elde tutulabilecek tek şey sadece Star Wars teması olmuş. Elbette Star Wars seven biriyseniz bu oyunu da seveceksinizdir. Gerek çevre ve dünya tasarımları, gerekse de Star Wars ile özleşmiş şeyleri görmek Star Wars hayranlarını fazla tatma edecektir. Ama bir Star Wars hayranı değilseniz gördüğünüz bu puanlara çok da güvenmeyin derim. Yani gördüğünüz bu puanların tamamını Star Wars sevenlerin verdiğine eminim. Outlaws oynayış açısından bayağı rahat bir oyun. Karakter kontrollü, çatışmalar, gizlilik ve platform sekansları fazlasıyla akıcı. Özellikle oyunun platform kısmı inanılmaz derecede Uncharted'a benziyor. Aksiyon konusu içinde ne desem bilemiyorum açıkçası. Özellikle aksiyon sekansları çok sı. Bunun da en temel bir silah çeşitsizliği. Tamam Star Wars evreninde benim bildiğim kadarıyla inanılmaz çeşitli silahlar bulunmuyor. Bu yüzden buna çok laf etmiyorum aslında ama kalkıp 15 saatlik oyunun süresi sunan bir oyunun tamamını sadece 3 moda sahip bir blaster ile oynamak aşırı derece sıkıcı hissettiriyor. Oyunun tüm aksiyon sekansı sadece blaster ile vur vur durdan ibaret. Aksiyon sekansı işte en temelde burada sıçıyor. 15 saat özellikle bir Ubisoft oyunu için çok uzun süre olmasa da sadece blaster kullandığımız bir Star Wars oyunu için bence fazla uzun bir süre. Her ne kadar bu blaster'ın 3 farklı atış modu olsa da maalesef bu durum o sıkıcılığı ortadan kaldırmıyor. Tüm aksiyonlanlarında blaster'ı bırakıp yerden her silah aldığım an o kadar mutlu oluyordum ki size anlatamam. Gerçi oyun burada nedense ancak da fazla benziyor ilginç. Oyun boyunca blaster dışında zaman zaman düşmanların silahlarının da mermisi bitene kadar geri doldurmayıp atma şartıyla kullanıyoruz. Bu olay aksiyon sistemine kısmen çeşitlilik katıyor ama bu da çok uzun sürmüyor. Çünkü oyun aldığınız silah başka bir yere götürmenize izin vermiyor. En ufak animasyonu bile karakterimiz silahı yere atıp duruyor ve bu durum bir zaman sonra inanılmaz derecede can sıkıcı bir hale geliyor. Sırf aksiyon sisteminin bu kadar sığ olmasına ötürü oyunun büyük bir kısmını gizli ilerleyerek oynadım. Gizlilik de oyunun ana unsurlarından biri aslında. Gizlilik aksiyonu kıyasla daha ön plana çıkan bir oynanış unsuru. Gizlilik sekansı aslında son dönem Ubisoft oyunlarına kıyasla oldukça başarılı. Elbette bir başyapıt değil ama Ubisoft'un bir önceki oyunlarına kıyasla bakarsak bence gayet iyi bir seviyede düşmanlar gizli konusunda çok daha uygun şekilde tasarlanmış. Elbette bir zaman sonra yapacakları tüm marketleri tahmin edebiliyorsunuz ama nedense tasarım konusunda sanki akıllıymış gibi bir hissiyat verdiler diyebilirim. Belki de bunun bir sebebi de Nix'tir. nixle ki kendisi bizim şirin mi şirin tatlış hayvanımız. Bu arada cidden şirin ve tatlı. Bu canlıyı olabildiğince her gizlilik sekansına kullanıyorsunuz. Ya düşman size odaklandığında onun dikkatini dağıtmak için kullanıyorsunuz ya da düşman bir yere baktığı sırada onu oradan uzaklaştırmak için kullanıyorsunuz. Zaten oynanış özel gizlilik konusunda Nyx sayesinde fazla derin bir oynanışa sahip oluyor. Nyx aksiyon sekansına hem de gizlilik sekansına olabildiğince derinlik katan bir unsur. Nyx'e aksiyon sekansında düşmanlara saldırmak için, çevredeki bombaları etkinleştirmek için ve kapıları gizli açmak için de bolca kullanıyoruz. Yani Nix oyun boyunca aynı BD1 gibi boş boş gezen bir pet değil. Aksiyon ve gizlilik sekansına fazla katkısı var. İnanın oyun bünyemde o kadar sıkıcı bir hava bıraktı ki incelemenin bu kısmını yazarken bile sıkıldım. Ama kısaca özetlemek gerekirse aksiyon sistemi vuruş hissinin çok iyi olmamasıyla beraber sürekli aynı silah kullanmanızdan ötürü bayağı sıkıcı. Gizlilik sekansı ise fena değil ama derinlik konusunda inanılmaz bir gizlilik çeşitliliği bulunmuyor. Ayrıca bu oyunda da dual Sense desteği bulunmakta. Bu konuda Ubisoft'u tebrik etmem gerekiyor aslında. Tamam trigger anlamında öyle aman aman büyük bir farklılık hissetmiyorsunuz veya da büyük bir derinlik hissetmiyorsunuz ama en azından hem blaster kullandığınızda hem de speeder kullandığınızda o triggerları hissedebilmek bence fazlasıyla hoş hissettiriyor. Ayrıca Ubisoft çıkardığı son oyunların neredeyse tam tamamına bu trigger özelliğini ve haptik feedback özelliğini de ekliyor. Şimdi az önce incelemenin bu kısmını yazarken çok sıkıldım demiştim. Neden sıkıldım biliyor musunuz? Çünkü aklıma oyunun görev dizaynı geldi ve o görev dizaynı o kadar sıkıcı bir görev dizaynı ki size anlatamam. Bütün bir oyun boyunca şurayı gezeceksiz, şu terminali git, bilgiye al, sonra çatışarak çık. Bütün bir oyun boyunca tüm ana görevler sadece bundan ibaret. Görev çeşitliliği denen şeyi bu oyun eklemeyi unutmuşlar resmen. Hani bir zaman sonra görevlerken ne o kadar tekrar başladı ki ben artık yan monitörde video vesaire izlemeye başladım. Fakat haklarını yiyemeyeceğim bir konu bulunuyor. Görevlerin o Star Wars temasını fazlasıyla yansıtabilmesi benim az da olsa hoşuma gitti diyebilirim. Şimdi bu oyunda bizlere bir seçim sistemi olduğunu söylemişlerdi. Eğer ki siz bu seçim sistemini Dying Light 2'deki gibi görsel olarak güzel olan ama beklenti olarak fos ettiren bir sistem olarak bile düşündüyseniz fazla bile düşünmüşsünüz. Bu seçimlerin neredeyse hiçbir olayı yok. Bu seçimlerin hikayeyi neredeyse hiçbir katkısı yok. Sadece gittiğiniz gezegende rahat gezip gezemeyeceğinizi belirliyor o kadar. Bir de çok güzel gözükmeyen kozmetikler veriyor o kadar. Bu sistem aşırı bayık bir sistem. Bir klanla aranız mı iyi? Tamam o zaman o alana elini kolunu sallayarak gir. Peki o klanla aranız mı kötü? O zaman hemen götlerinde olan ama görmedikleri veya bilmedikleri delikten gezice ilerle ve hedefine 4 dakika yerine 7 dakikada ulaş. Bence bu açıklama yeterince açıklayıcı oldu diye düşünüyorum. Oyunun hiç mi iyi bir yanı yok derseniz de aslında iyi yanları da var. Özellikle speeder kullandığımız sekanslar benim fazlasıyla hoşuma gitti. Özellikle speeder kullanmaktan çok keyif aldım. Bir de uzay yolculuğu cidden çok iyi resmedilmiş. Gör bunları Bethesda gör. Utan kendinden. Bir de çok bütçeli bir oyun yaptık diyorsunuz. Evet oyuna bayağı giydirdim ama şu konuda haklarını yiyemem. Neredeyse bütün bir oyun boyunca ara sahneler harcını hiçbir yükleme ekranıyla karşılaşmıyorsunuz. Bunu uzay yolculuğu yapmada dahil. Gezegenden çıkarken, gezegene inerken veya hiper uzay atlaması yaparken her şey gözünüzün önünde kesinsiz şekilde gerçekleşiyor. Elbette bu kısımlarda uzay mekiğini biz kontrol etmiyoruz ama böyle bir şey görmektense uzay mekiğini kontrol edememek bence gayet makul. Uzay gemisiyle savaşmak da fena değil açıkçası. Hiç yoktan iyi sadece bu temada çıkardığı Squadrons'a kıyasla bence Outlaws'un uzay mekiği savaş sekansları çok daha tatmin edici. Hikaye geçmeden önce oyunu sizlere tek tek açıdan da anlatmam gerekiyor. Öncelikle şunu bilmeniz gerek. Ben oyunu çıkmadan bir hafta önce Ubisoft'un bana gönderdiği key sayesinde oynadım. Bunu şundan dolayı söylüyorum bizlere gönderilen erken sürüm keylerinde bazen bu türden sonlarla karşılaşabiliyoruz. Yani bahsettiğim bu sonları belki oyunun çıkış günde Day One pitch sayesinde gidermiş olabilir. Öncelikle optimizasyon cidden rezalet. DLSS mükemmel bir nimet olsa da bu oyunda gram kurtarıcı olamamış. Çünkü DLSS çalışmıyor. DLSS kapalıyken de 60 alıyorum, açıkken de 60 alıyorum. Çok saçma. Optimizasyon konusunda da aynı Far Cry'da, pardon, Avatar'da olduğu gibi sıçmışlar. Bir diğer sorun ise dublaj kalitesi. Neredeyse her arasalinde rezil bir dublaj senkronizasyonu görmeniz mümkün. Son zamanlarda Ertuğrul'dan sonra gördüğüm en kötü dublaj senkronizasyonu Alt da olsaydı. katledildiler. Ben size hiçbir şey yapamadım. Oyun çıktığında aldığı güncellemelerle ne olur bilmem ama bence oyunu almadan önce bir FPS seslerine bakmanızı öneririm. Hikayeye gelirsek. Şimdi nerede anlatmaya başlasam? Özellikle son zamanlarda çıkan Star Wars oyunlarının hikayeleri nedense nasıl biteceğini bildiğiniz cinsel filmlere benziyor. Başı, sonu, ortası, finali hep aynı. Sadece hikaye değişiyor o kadar. Burada hikayeyi anlatmayacağım ama hikaye dair spoilerlu unsurlardan bahsedeceğim için burada spoiler bulunmaktadır. Eğer ki spoiler yemek istemiyorsanız ekranda yazan zamana gidebilirsiniz. Gelin sizlere özellikle son zamanlarda çıkan Star Wars oyunlarının hikaye yapayım. Ana karakterin yardımcısı tamam. Eskiden ikonik olan ama şimdi rezalet sunumu olan Darth Vader karşılaşması veya sunumu tamam. Akılda kalıcı olmayan yan karakterler tamam. İmparatorluk gemisinin içine Stormtrooper olarak veya yüksek yetkili biri olarak sızma tamam. Geçmiş sorunları olan ana karakter tamam. Hikayenin bir kısmına düşman olan ama bir zaman sonra bize katılacak olan karakter tamam. Ve devam oyununun gelebileceğini gösteren saçma bir son tamam. İşte bunların biri bile eksik olursa maalesef Star Wars oyunu yapamıyorsunuz. Ne desem bilemiyorum. Tamam tema olarak Star Wars temasını en iyi yansıtan şu an için Outlaws olabilir fakat geri kalan konularda maalesef sınıfta kalmış bir oyun. Aksiyon ve gizlilik sistemi oyuncuyu bir yere kadar oynatsa da maalesef görev dizaynı işte o çok fazla tat kaçırıyor. Bir Star Wars sevdalısıysanız ve oyunu oynamak istiyorsanız bence oyunu indirimde alın veya da Ubisoft Plus ile deneyimleyin. Ama yok aynı benim gibi ben Star Wars temasına büyük bir sevgi beslemiyorum diyorsanız da bence oyunu Assassin's Creed Shadow'un çıkmasına yakın Ubisoft Plus ile deneyimleyin. En azından beğenmemiz ihtimali olan bir oyuna Ubisoft Plus vermektense iki oyuna Ubisoft Plus'ı vermek daha mantıklı. O zaman umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak bana fazla olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.